Sayın Doktor Özgür Özmen Uluslararası Hasta Sayısı Proje Koordinatörü. Daha çok kısacası teknik yönünden, departmanımızdan, servisimizden, İSKA'dan ve Avrasya Hospital'ın amaçlarından bahsetmeye çalışacağım. Çok öncelikle biliyorsunuz sağlık turizmi önemli bir nokta. Sağlıklı üstünde durulması gereken bir noktadır. Ve bir bireyin şifa bulmak amacıyla bir şehirden, bir ülkeden başka bir ülkeye ya da şehre seyahat etmesine verdiğimiz isim. Ve bu bölümle hastanemizde, ilgilenen bölümümüzde de uluslararası hastalık servisi ismini verdik. Şimdi İSKA, İstanbul Kalkınma Ajansı, Genel Kalkınma Bakanlığı'nın himayesinde olan bir kurumumuz, devletimizin kurumu. Ve yine Avrasya Hospital ve İSKA ile bir ortak çalışma içerisindeyiz. Toplam proje için aktarılan meblağ 530 bin lira İSKA tarafından desteklenen ve aynı zamanda bizim de koyduğumuzla birlikte bu toplam bütçemiz 1 milyon 60 bin lira. Yine bu proje dahilinde insan kaynağı desteği İSKA tarafından desteklenmekte, süreç kalite yönetimi desteği CSI gibi, yani önemli bir akreditasyon kurumu CSI. Yatırım desteği, seyahatler, konferanslar, kongreler, fuarlar ve eğitimler, aynı zamanda demirbaşlar. Uluslararası Hasta Servis'in yeni bilişimleri arasında uluslararası anlaşma masamız bulunmakta. Fiyatlandırma masası, lojistik ve tercüme masası, tercümanlarımız, ayrı ayrı dillerde masalar bulunmakta. Arapça, Almanca, İngilizce gibi masalarımız da bulunmakta. Öncelikle hedeflerimiz ve hedef kitlemiz neresi? Konsolosluklar, sağlık turizmcileri, oteller, yabancı dernekler, yabancı işçi çalıştıran şirketler. Ve bunun için tabii kaliteyi bir standart tutturmuş olmamız gerekiyor. Avrasya Hospital olarak biz bu kaliteyi tutturduğumuza inanıyoruz. Yine ISO 9000 ve 2003 akreditasyonları, SKS, Sağlık Bakanlığı'nın akreditasyonu şu an bulunmakta ve aynı zamanda CSI sürecimize başlamış bulunmakta. Yine aksiyonlarımız içerisinde yabancı hastalar, doktorlar gelip hastanemizi gezmekte, belli etkinlikler düzenlemekteyiz. Mesela geçen hafta düzenlediğimiz bir etkinlikten görüntüler. Yine yurt dışından gelen doktor arkadaşlar hastanemizi gezerken. Yine eğitimlerimiz devam etmekte. Bu personelimizi sadece uluslararası hasta departmanı değil, aynı zamanda hastanemiz personelini de bu konuda eğitimlendirmeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bunun dışında katıldığımız fuarlar var, kongreler var. Mesela bunlardan bir tanesini geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen 70 Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'ydi. Orada bir sunumumuz oldu. Yine bir tür bir görüşmelerimiz oldu. Ve yabancı dillerde web sayfaları. Şu anda Türkçe dışında 4 ayrı dilde web sayfamız hazırlanmakta. Ve bunun dışında yine personelimize de yabancı dil eğitimleri vermekteyiz. Yani en azından sadece Türk dilleriyle birkaç dilde bir teşekkür etme ya da bir özür dilemek ya da bir yani küçük anekdotlarda yardım edebilirlerse insanlara kendi dillerinde bu bile güzel bir nokta olacaktır. Evet, şimdi bir kısa bir tanıtım filmimiz var hastaneye. Bu Türkçe ve 4 ayrı dilde bir tanıtım filmi olacak. Bir onu izlersek eğer. Everything started with a dream. A dream in daytime. First in the dreams come true. Then the targets are developed. Now we are looking at beyond this point, and a rich hospital shall grow and live even after us. Human health shall continue to be important than everything. Ein Stück Erde mit glücklichen Menschen, mit gesundem Aussehen. Zuerst sagten wir, das ist kein Traum, das ist die Avrasya-Realität,
течение земли, будут проходить месяцы, сезоны, возможно, по сути останутся года и века. Кто знает, может быть, с вами помещение начнет. Власть мусташка Урасия Аляхмея, уряет ли инсани усахаби. Мусташка Урасия. We shall embrace the new genetic formations of the people we are speaking with. A bright blue sky, green nature, and our pink dreams shall continue to be guests in our planet. And that world shall not be polluted in any manner. Eurasia Hospital shall continue protecting the human and health all the time.